Selahattin Eyyubi Anadolu Lisesi öğrencilerinden yeni biri. Barando, hoş geldiniz. Hoş. Ve sağlıklı bir alışveriş projesi yaptık. Bir anlatalım bakalım, merak ettim. Şu projemizin amacı işte mesela son kullanma tarihleri silinmiş ürünlerin gördüğünüz üzere. Sonra işte bu yazılar çok... Nasıl, niye silinmiş? Ha, silinmiş, kim silinmiş? Bakın. Kendinden silinmiş. Taşınırken ya da zaman aşımından silinen bazı ürünleri görüyoruz. Evet. İşte sağlıksız olabiliyor. İşte hasta falan olabiliriz. Sonra yazılar çok küçük, okuyabiliyor musunuz? Yok. Sormak istedim. Hayır. Biz de şöyle bir şey geliştirdik. Elimizde bir ürün var. Gerçekten de birçok üründe olduğu gibi arkasındaki ben bundan çok müzdaribim. Hani gözünüzü çok iyi görmüyor artık sizin yaşınızdaki gençlere göre. Ben birçok alışverişimi yaparken yanındaki işte arkadaşlarıma ya da orada çalışan insanları çağırıyorum. Bir evladım gelir misin şuraya, bir okur musun falan diyorum. İnanılmaz, evet. Peki. İşte biz şu barkodu, barkod okuyucuya okuttuğumuzda. Şimdi bu alışveriş sepetinin içinde bir barkod okuyucu, okuyucu var. Evet. Bu projenin asıl orijinalliği bu, Evet hocam. Evet. Bir de tablet var, tablet bilgisayar. Bir de tabletimiz var. Araya işte bağladık. Şunu okuttuğumuzda, barkodu, barkod okuyucu okuttuğumuzda ürünün adı... Mikrofonu yakın konuşalım. Tamam. Ben tutayım, isterseniz tamam, siz konuşun. Ürünün adı, imalat tarihi, son kullanma tarihi, fiyatı, içindekileri ve alerjiye karşı uyarıları çıkacak. Eğer alerjiniz varsa süte veya başka bir ürüne çıkacak, kullanmazsınız. Tablet olduğu için işte fiyatları toplayıp işte ne kadar işte para vereceğinizi de hesaplayabilirsiniz. Geliştirilebilirse şuraya şey koymayı düşünüyoruz. Görme engelliler için sesli anlatım koymayı düşünüyoruz. Şöyle yakından görelim. Bakın, bir alışveriş sepeti. Hemen hemen her gün bu sepeti elimize alır, marketlerde dolaşırız. Ve bu sepetin içine arkadaşımız bir barkod okuyucu yerleştirmiş ve bir tablet bilgisayar ve burada bizim alışveriş yaparken cevabını aradığımız tüm sorular yer alıyor. Soruların cevapları yer alıyor. O ürünü gösterdiğimizde bu barkod okuyucuya ve bilgisayar tablete gösterdiğimiz zaman. Seni kutluyorum, gerçekten çok yararlı. Önümüzdeki yıllarda bence olabilecek bir ürün bu. Evet, bence de yapın bunu, alın. Çünkü az önce mutfakla ilgili bir projemiz daha vardı. Her zaman söylüyorum. Yiyecek ve mutfak ve bunun gibi hani insanların yiyecekleriyle, sağlığıyla ilgili yapılan tüm ürünler aslında her zaman çok geçerlidir. Ve her zaman ihtiyaç çok halindedir. Çok lazım, evet. Ama sanki böyle hani biraz daha böyle... Bir 100 yıl falan mı gerekiyor bunun için? Hani çünkü düşünüyorum da marketler hani çok, çünkü her alışveriş şeyi için, sepeti için bir tane bu sistem gerekecek ya. Şimdi onlar da yazık, hani para kazanmak için oradalar. Şimdi para düşünürler mi bilmiyorum ki, bu kadar duyarlı bir var mıdır büyük mü? AVM'ler falan o tür şeyler yapar mı bilmiyorum ama biraz daha böyle bir 50 yıl falan sanki bana öyle geliyor. He? Bakalım, bence daha kısa. Daha mı kısa? İnşallah, ben hemen yarın olmasını istiyorum ama. Evet, büyük yatırımcılar bunu değerlendirsin. Bence çok gerekli. Halk için çok büyük bir ihtiyaç. Evet, özellikle sağlıklı yaşam için büyük bir ihtiyaç. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben her zaman bir yiyecek alırken arkasındaki bilgileri okumak istiyorum ama hiçbir zaman okuyamadım. Şurada gördüğünüz üzere geniş ve renkli ekran olunca okumak daha güzel. Harikasın. Çok teşekkür ediyorum. Alkışlayalım arkadaşımızı. Var mı teşekkürün? Var. Hadi bir çırpıdan. Bize bu projede yardımcı olan Berna hocamıza ve Nezahat hocamıza, Ufuk hocamıza ve babam Sırrı hocaya çok teşekkür ederim. Peki. Okulda babanız da öğretmen. Evet. Nasıl bir duygu? Bilmiyorum, karışık ya. Karışık bir duygu mu? Mesela sınıfta derse giriyor mu? Dersime girmiyor ama işte hep takip ediyor falan. Takip ediyor. Her zaman takiptesin. Evet. Hiçbir zaman böyle aykırı bir şey yapamadın değil mi? Yapamazsın asla. Çünkü biri seni gözetliyor. Evet, peki o zaman. Peki. Devam edeceğiz. Hadi bakalım, alkışlar.